Türkiye'nin tek yerli ve milli programı Zamanlama Manidar'a hoş geldiniz. Konuğumuz bu hafta da her hafta olduğu gibi esnaf, şair ve gönül adamı Çetin Tankoç. Çetin abi hoş geldin. Hoş bulduk sen. Efendim bu yeni yılın ilk programı 2016 çok iyi geçmemişti. 2017'nin ilk saatleri de iyi geçmedi ama artık onları geride bıraktık. Biz ondan bu zamana kadar gelen gündemi konuşalım. Çetin abi şimdi Cübbeli Ahmet hocamız bir fetva mı diyelim ona? İçtihat mı denir? İçtihat, yorum. İçtihat, yorumda bulundu ve satrancın haram olduğunu söyledi. Ancak bu öncelikle çok tartışıldı. Senin fikrin ne bu konuda? Yani satranç nasıl haram olabilir? Neyi olabilir? İstersen videoya girelim ama şeyi de atladım. Neyi? İzleyeni de. Ha, izleyeni de. O videoda ama ben senden bir ön görüş alayım. Çünkü aksi bir görüşü de var hocanın. Onu da izleyeceğiz. Hocamın iki görüşü var. Evet, evet. Daha önce... Yani muhtemelen bugünkü siyasi koşullarla alakalı bir... Koşullarla. Yani çünkü biz eksen kayması yaşadık dış politikada. Hı hı. Tabii ki burada da... Ama yine bir eksen daha kaydık hocam ya. Bir eksen daha kaydık. Aynı eksene kaymamış mı olduk? Ya gittik geldik işte. Ya yani evet. Hani şey göbek sallamak gibi. Evet. Kayar gelir git gel. Bu da kesinlikle dış güçleri yanıltmak için tabii ki uygulanan taktik bir manevra. Biz taktik, evet. Tabii. Aynen. O zaman videoyu izleyelim önce. İki farklı görüşün videosunu. Görüş hakkı olsun evet. Yani. Evet, videomuz hazırsa videoyu izleyelim ondan sonra üzerine konuşalım. Konuşalım. Yani yine bahis konusu paralı olmamak şartıyla. Zeka geliştirici oyunlar. İzin verilmiştir. Tavlayla okeyin pek zeka geliştirecek bir tarafı yok. Satranç gibi şeyler de biraz zeka meselesi var. Mel'unun men le'ebe bi satranç. Satranç oynayan lanetlenmiştir. Ve nazuru ileyha ki akil le'amil hınzir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir. Evet, şimdi hocanın işin dini kısmıyla ilgili yorumları ile ilgili laf söylemek bana düşmez ama hocaya katılmadığım bir yer var onu söyleyeyim. Tavlanın zeka geliştirmediğini iddia etmesini kınıyorum. Kız tavlası mı erkek tavlası? Erkek tavlası zekayı kesinlikle geliştirir. Öyle mi? Öyle. Caiz mi değil mi o konuda yorum yapamam ama. Doğrusu ben kitap okumaktan asla oyunlara fırsat bulamayabilirim. Peki hocam nedir bu fikir değişikliğinin nedeni? Ben şöyle düşündüm açıkçası şimdi dinlerken. Hı. Sonuçta notlarında başka bir düşünelim var. Dinlerken bazen biliyorsun bir kitap okursun, hı, son kısmı okumazsın, sonunda başka bir şey de vardır. Sanki hocam kitabın son kısmını yeni okumuş. Hı. Hani oradaki sonuç kısmını okumamış daha önce. Acaba kaplarken son sayfayı... Melhumunu atlamış. Acaba kaplarken son sayfayı da kaplarlardı bazen. İçeride kalırdı. Bazen. İçeride kalırdı, öyle mi? İçeride mi kalmış? Olabilir ama benim Ankara kulislerinde, hı, edindiğim bilgilere göre... Satranç 2011'de bizim dış politikada Davutoğlu dönemimizde Şii-Sünni ekseninde bir sorunumuz yoktu. Hı hı. Sadece Esed düzeniyle, yobaz ve zalim Esed düzeniyle bir mücadelemiz vardı. O dönemde İranlı kardeşlerimize herhangi bir sorun yoktu. Hatta... Hocam, Sayın Esed de artık dostumuz olabilirler de istersen. Ama ben şu anda... 2011'leri. Ha 2011'li ha. Yoksa kardeş millet Suriye'nin Suriye'de seçilmiş layık devlet başkanına bir sorunu yok. Tabii, evet. Açık söyleyeyim. Şimdi satrançta biliyorsun binlerce yıllık büyük İslam Türk medeniyetinde bu Şii düzeninin saldırıları altındadır. Türlü şeyler denenmiştir biliyorsun. Ta ki bu satrancı, aslında biliyorsun ki Mezopotamya kültürüne tavla oyunu vardır. Evet. Birden altıya kadardır. Bu da matematikte çok ciddi bir değere ifade eder. Ta ki ya Şah İsmail bize satrancı iteleyerek Şah'ı yüceltici bir oyunu empoze etmesiyle maalesef o gün bugündür Anadolu bir türlü toparlanamamıştır. Sayın hocamız... Cübbeli Ahmet de buna işaret ediyor. Yani satrançtaki bu şah, mat. Mat orada işte şey oluyor.
makine, kimya, enstitü icat ettiği Anadolu toprakları. Bu yüzden bizim değişen siyasi angajmanlarımızda artık Şii karşıtı politikalardayız. Biliyorsun, Rusya yanlısı Şii karşıtlığı. Evet. Buradan da benim kalbimi kıran, benim gönlümü inciten Sayın Hocam'ın bu yancılara ettiği laftır. Evet, onları yani, ile ilgili ağır bir tabir kullanıyor. Domuz eti yemiş gibidirler diyor. Ya bir kere yancı et alacak parası olsa oradaki bir orlete tamah eder mi ya? Eder mi hocam? Etmez kesinlikle. Adam parası olsa oradan bir yarım toz söyler, bir şey söyler. Ama yapmıyor. İzlemedi, zevk almadı. Oyunu bile izleme ayağına acaba bir orlet yazdırabilir miyim oradaki hesaba? Sonra ya bu yancılar netse ya. Lan eve gider, karısı kızar, camiye git. Camiye gider, camide hoca yardım ister, bir şey ister. E kahveye sığınır. Hani bir orelet içerim, bir açık çay içerim. Tabii hele ki bu kış aylarında. Yani lütfen hocamdan bir an önce Türkiye Yancıları Cemiyeti adına özür bekliyorum. Hocam peki bu kış sevicileri hakkında 3-5 kelam etmek ister misin? Ederim. Kar romantikleri. Ederim. Bir kere bunlar ıslah edilmez köylülerdir. Kar seven adam gibi çalışacak, parayı biriktirecek, gidecek Uludağ'da karı kucaklıyor mu, karı öpüyor mu? Ya sonra kardan adam nedir ya? Bir numaralı putperestliktir ya. Kesinlikle putperestliktir. Bir kere Şiilerin bizim içimize soktuğu bir şeydir kar. Kardan adam. Bize kardan adam olmaz. Bir de havuç ve kömür israfı. Tabii. Yani. Bir kere kafasına koyduğun beri ıslanıyor, boyuna sığardığın kaşkol ıslanıyor. Sonra onları sobada kurutacağım diye yakınına koyuyorsun. Yanlışlıkla yanıyor. Ya sen okuldan mı kaçmak istiyorsun? İşten mi kaçmak istiyorsun bir gün? Ya bunun bir tane yolu var. Babaannem öldü de... Hocam bence onlar doğalgaz lobilerin adamları. Ya bir an önce kar yağsın. Enerji Bakanı'nın adamları da olabilir. Öyle mi? E tabii yani son dönemde doğalgaz satışları azaldı. Doğalgaz satışları azaldı ama elektrik satışları hepten bitti Çetin abi. Biliyorsun elektrik kesintileri var ülke çapında. Evet. Bir tanesinin mağduru da sensin. Mağdur değilim, bilakis mağrurum. Mağrursun. Tabii. Bu konuda Enerji Bakanı sonuna kadar arkasındayım. Sayın Bakanımız Berat Albayrak ki gerçekten müthiş bir zekaya sahip, müthiş bir mesleki birikime sahip. Bir gelecekteki dehadır diyorum. Türk Devleti'nin bu topraklara hediye ettiği yeni bir siyasi dehadır. Neden? Neden? Biliyorsun sonuçta elektrik bir gavur icadıdır. Bir Edisonculuktur. Bir sonradan görmeciliktir. Yani gidip evin düğmesine basacaksın, lamba yanacak. Olmaz, olamaz. Olmamalı. Çünkü elektrik bize ait bir şey değil. Sonra elektrik üreteceğiz diye bin bir türlü rezalet. Baraj yapacaksın, o başbakan gelecek. Biz bu kadar baraj yaptık, o gelecek biz bu kadar. Ya biz bunları dinlemek zorunda biz kardeşim. Bu toprakların... Bir yandan birkaç tane çevreci adı altında vatan düşmanı çıksın, nükleer enerji istemesin. Yok HES olmasın, yok bu olmasın, yok şu olmasın. Al sana işte. Kardeş kavgası işte. Evet. Edisonculuk, kardeşi kardeşe düşürmek. Kesinlikle. Sonra bu Edison kim oluyor ya? Bütün Anadolu'yu aydınlatmaya çalışıyor. Biz binlerce yıllık tasavvuf kültürümüzün, efendimizin, dergahlarımızın, dervişlerimizin ışığı bize yeter. Ama hocam kendi işimizi yaparken devletin mumunu söndürüp kendi şahsi mumumuzu yakmak kaydıyla. Diye. Kesinlikle tabii ki. Biz binlerce yıldır bu toprakları mumla aydınlatıyoruz. Mum dediğin üç dinin temel kardeşliğidir. Muhasır medeniyetçiliktir. Edisonculuk gericiliktir. Neden? Bakın biz mumda o kadar ileri gittik ki Batı sırf önümüzü kesmek için bu uyduruktan elektriği üretti. Bugün elektrik iyi bir şey olsa insana çarpmaz. Sen hiç mum çarptı gördün mü kardeşim? En fazla hafiften elini yakabilir o. Ya o da artistik yapmak isteyenlerin yaptığı evet, için. Evet. Üfle kardeşim. Üfle ya. Ne diyor? Büyük bir Türk sözü. Ağzın yandıysa sütü üfleyerek içeceksin. Yoğurdu mu üfleyerek? Yoğurdu hocam. Pardon. Yoğurdu. Üfleyerek yiyorduk.
Ya mumu da üfle kardeşim. Hatta Enerji Bakanı'nın kulislerinden edindiğim bir bilgiye göre de mumla çalışan otomobil de çok yakında geliyor. Oo, çok Allah'ın iyi. Izniyle. Rahatladım. Çok şükür. Hocam otomobil geliyor ama şimdi otomobillerin geçeceği köprülerle ilgili yeni fiyat düzenlemeleri var. Gayet olumlu. Bayağı da büyük zamlar var. Boğaziçi Köprüsü kaç lira olmuştu senin önünde notlar? Pardon, hocam, Yavuz, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 7 lira oldu. TL. Fatih Sultan Mehmet 7 TL. Yavuz Sultan Selim? 11.95 TL. Niye hocam? Fatih Sultan torunu olduğu için mi? Tabii. Bir de büyük bir mücadelenin fetih komutanı olduğu için. Şialara nispet olsun diye 11.95. Devletin kurucusu Sayın Osman Gazi'nin adının verildiği köprüde 60 TL oldu. 60'da ama 90 TL'den 90'dan 60 TL. 60 şeyin de. Niye? Gençler kuruluşa sevdalansın diye. Evet. Dirilişi algılayabilsin diye. Aynen öyle. İkincisi bakın. Bir de bu hükümeti hep eleştiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na. İşte bizim kıblemizi Orta Doğu'ya çeviriyor. Batı'dan vazgeç. Bakın. Batıcı iki padişahımızın da ismini taşıyan köprüler 7 TL. Bu bir Batı özentisidir. Özendirmesidir. Ama Şia mücadelesi yürütmüş köprümüz 11.95 TL'dir. Biz her halimizde, her hamlemizde Batı'dan yanayız. Batı bizim. Biz Batı'yız zaten ya. Hocam zaten Avrasya Tüneli'nin adının da Avrasya olarak bırakılması bir Batı-Doğu, bir Doğu-Batı sentezinin ne diyelim isim olmasıdır. Evet, tabii. Evet. Sonra diyorlar ki ülkede demokrasi şöyle oldu, böyle oldu. Ya demokrasi olmasa Avrasya'nın adını niye değiştirmedik o zaman? Halk evet. Avrasya dedi, Avrasya kaldı. Avrasya kaldı, evet. Sonra bakın bak, buradaki hükümetimizin gerçekten matematiksel olarak insanlara demokratik tercih alanları oluşturdu. Bu yolu kullanırsan bu kadar, şu yolu kullanırsan şu kadar, öbür yolu kullanırsan... Keşke ekonomist arkadaşlar kalsaydı. Bunlar daha iyi anlatırdı. Benim matematiğim sayı. Onların notlarında var mı öyle bir şey? Var mı? Yok hocam. Yok mu? Kredibilite açığından bahsetmişler. Bono krizi varmış. Başkanlık geçmezse ne olur demişler. Bono krizi olurmuş. Aman ha. O çok önemli değil. İnşallah geçer de Bono krizi olmaz. Tabii canım yani. Bu şey İrlandalı şarkıcı Bono ile ilgili bir şey değil mi? Herhalde konsere onunla mi gelecek? Biliyorsun başkanlık kendisi zaten. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü daha önce. Herhalde demek işte bir kriz çıkartmadı. Evet inşallah çıkmaz. Buyurun. Yani iş bu sebeple köprü zamları Batı'dan yana tavır almaktır. Şii sünni ekseninde, sünni ekseninde yer almaktır. Ve halkın, otomobil süren halkın demokratik yönelimlerini pozitif ayrımcılığa tabi tutmaktır. Yani Batı'nın ahlakını mı alıyoruz yani? Hayır. Batı'nın ahlakını ahlaklandırıyoruz. Ahlaklandırıyoruz. Tabii. Batı'da başka ahlaklandırmalar da var Çetin abi. Ne gibi hocam? Seni sevmeyeceğim Baber pek ama yine de vallahi hazırsan söylemek istiyorum. Gel hocam. Şimdi Fransa'da bir yasa çıktı ve çalışanlar mesai saatleri dışında erişilmeme hakkı kazandı. Bu şu demek abi. Atıyorum ben işten çıktım eve gittim. Mail attı patron bana. Hı. Bunu cevaplamak zorunda değilim. Sabah gelince cevaplarım. Hı. Ya da mesaj attı atıyorum. Hı. Şu iş halloldu mu diye. Bunu cevaplamak zorunda değilim mesai saatleri dışında. Böyle bir hak kazandı Fransa'da çalışanlar. Ya kazandı da ne oldu? Zaten Allah'ın şey senle bu Batı'nın oyununa gelme bu kadar. Yok kardeşim, abi ben soruyorum. Bak bizim asgari ücreti yettirme politikası diye bir politika var bizde. Evet. Devlet Planlama Teşkilatı'nı geliştirdi. Şimdi Fransa'da, Yunanistan'da, Arjantin'de, Brezilya'da, orada burada ekonomik kriz var mı kardeşim? Var mı? Ekonomik kriz. Var mı? Var tabii ki ya. Var. Geçinemiyorlar ya. Var var. Açlık, sefalet, tabii. Diz boyu. Niye peki? Neymiş efendim? Akşam 6'da işten çıktın, mesai bitti eve gideceksin. Öğlen siesta. Siesta. Sabah dükkanı geç aç. Evet. Tabii öyle ekonomin mahvolur tabii. Ama bir de şu. Şimdi Fransa veriyorlar 1000 euro maaş mesela. 1500 euro neyse. İyi para.
Yok be oğlum, onların da yaşam pahalı. Hocam, euro oldu 1.72 ya. Ama şükretmiyorlar, para yetmiyor. Doğru, yani. Doğru. Şükredeceğim. Tabii, tabii. Şükretmek hocam, sen... azla yetinmeyen zaten çoğu bulamaz. Aynen. Bu toprakların temel argümanlarıyla yaşadıkça hayat kolaydır kardeşim. Doğru söylüyorsun. Bakın ben bu yaştan sonra 52 farz, 34 farz... 32 farz pardon, 6 farz hepsi çalışıyorum. Evet. Niye? Temel değerler önemli. Evet. Şimdi konuyu çok dağıtıyorsun sadece. Evet. Ben toparlayacağım. Buyurun hocam. Bu erişilmeme hakkı dedikleri şey bir kere daniskadır. 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 Neyin daniskası yetişir bir baba? Saçmalığın daniskası. Neden? Bir çalışan patronu her adımda ulaşabilmeli. Patronlar zevk için aramaz kardeşim çalışanını. Niye arar? Ya 1.000 euro maaş vermişsin. Şimdi bu serseri gider barda yer, gider evet, hamburgercide bitirir diye korkusu yani var. Evinde çoluğunla çocuğunla aynen mısın? Nerede? Yoklama çekiyor. Çünkü bak, niye? Barda sen sarhoşsan maile cevap veremezsin. Tabii. Adam maile o saatte cevap vermeni istiyor ki evde çoluğunla çocuğunla bilgisayarınla güvenli bir şekilde yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Bunu kontrol ediyor aslında. Hani Türk geçim politikası 1404 TL. Türk geçit politikası mı dediniz hocam? Hayır, Türkiye geçim politikası. Ha, Türk geçim politikası tabii, pardon. 1404. Çok ayıp böyle öksürüyorum. İnşallah İsrail sizi yeni bir komployla hasta etmemiştir. Maalesef biliyorsun son 2-3 haftadır program yapamadık. Evet. Abdülhamitçi görüşlerimden dolayı. Evet. Yani başıma gelmeyen kalmıyor açıkçası. Doğru. Ne İngilizlerin devleti kaldı, ne Alman gizli polisi, hepsi beni zehirlemeye çalışıyor. Şimdi hocam bir de İran'ı karşına aldın, Allah sana yardım etsin. Bugünden itibaren artık bir şahmat olabilirim evet, yani. Yani bak, kuzun lafın kısası, patron arayacak kardeşim. İşçi de bakacak, o bakacak kadar. Bakacak. İkincisi, bu hanımlar, bu hanımefendiler eve iş getirme evet, politikasını bırakacak. Evet. Eve iş gelir kardeşim. Aksak'ta 1404 TL. Nasıl geçineceksin? Ha biliyorsan nasıl geçinemeyeceksin bize de söyle. Bize telefonlara bakmayalım. Şimdi sen beni herhalde ben telefona bakıyor muyum kardeşim? Bakıyorsun da burada yarım saatlik mesai yapıyoruz. Bunun haricinde hiç konuşmasak biz bu program nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak? Ya ben serseri gibi gece gündüz geçsem buradan aldım 1400 TL'yi. Heba etsem nasıl geçineceğim? Hocam 1400 TL'yi ben direkt altın hesabına yatırıyorum şu an. Biliyorsun dolar yasak artık döviz ben almak. Ben TL'de tutuyorum. TL'de mi peki? Evet. Çetin abi şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız yine bir milli içecek... Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Hiç yorum gelmiyor mu kardeşim? Hocam valla ya geliyorsa da İlker Bey bana ulaştıramıyor şu anda. Yorum alalım da bize bir nefes İlker alalım. İlker Bey siz atıyorsunuz ama gelmiyor bana ya. Sayfayı yeniledim hocam. Sayfayı da yeniledim ama isterse İlker Bey şöyle telefonu bıraksın ben oradan... Resimlerden bakayım. Peki hocam, özür dilerim. Sayın Cumhurbaşkanı bir milli içecek açıklaması yaptı. Daha önce evet, de yapmıştı ama. Yapmıştı, evet. Onunla ilgili video var. Evet. O videoyu izleyelim. O sırada soruları kontrol ederiz. Tamam. Hatırlar mısınız? Yasin bana oradan bir ayran getirsene. Dedim ki, bu milletin milli içkisi ayrandır dedim. Günlerce, haftalarca bana saldırdılar. Varsın saldırsınlar. Evet, bizim milli içkimiz ayrandır. Müsaade ederseniz ben şöyle şuradan birkaç yudum alayım. Maşallah. Elinize sağlık. Hatırlar evet, mısınız? Galiba arkada bir marka ismi de var. Şimdi benim bununla ilgili anlamadığım iki şey var. Sayın Cumhurbaşkanı Rizeli
Milli içecekle ilgili çay iddiası da var biliyorsunuz. Hatta evet. Bir takım Rizeliler buna kırıldı falan. İkincisi, evet bence de milli içeceğimiz ayran. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da benim de kişisel değil, sistemin. Toplumsal da değil, ney? Temsil ettiğim kurum adına bir sistemim var. Doğru. Biliyorsun ben Açık Ayran Hareketi Başkanıyım, kurucu doğru. Başkanı ve tek üyesi. Sayın Cumhurbaşkanı keşke orada kapalı ayran değil de açık ayran içseydi. Doğru. Haksız mıyım Çetin abi? Hocam haklısın. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce ulaşmaya çalıştım. Uyarmaya çalıştım ama maalesef nafile. Yoğun da gündem var. Gündem demeyelim de araya giren duvarlar oldu açıkçası. Maalesef bazı lobiler benim lobime galebe çaldı açıkçası. Şimdi mesele sadece senin alınman, benim kırılmam, Rizeli'nin küsmesi değil. Mesele bir milli ekonomi politika meselesidir. Bakın, deminden beri bu meseleleri mesele ederek 1404 TL ile Türk halkının nasıl geçinebileceğini reçetelendiriyorum. Sistematik hale getiriyorum. Eğer bugün bu halk açık ürünler kullanmazsa 1400 değildi, 2400 lirayla da geçinmez. Bu halk hepiniz bilirsiniz açık bakliyat alarak, açık deterjan alarak, açık kuru yemiş alarak tabii. Açık kuru yemiş alarak hatta ve hatta kebapçıya gittiğinde açık ayran içerek geçinebiliyor. Bu açıklara karışmayın Sayın Cumhurbaşkanım. Sizden rica ediyorum bu açıklara karışmayın. Açık alana girmeyin. Açık alanda futbol bile zordur. Yani belki de hani bir suikast şüphesinden falan dolayı oluyor olabilir ama o da başkalarını test edilerek ya, çözülebilir. Bir sürü danışmana. Neyse vardır bir bildiği diyelim. Öyle değil. Ve biraz yorum okuyalım. Bertal demiş ki cezalısınız kaç haftadır işe astınız istikrar isteriz. Vallahi biz de istiyoruz ama işte dış güçler Çetin Bey'e sürekli komplo yapıyorlar. Yapacak bir şey yok bununla ilgili. Bakın ben de açık kahve içiyorum şu an. İzleyen domuz eti yemiş gibiymiş. Beyin devrelerim yandı demiş muhalefetim. Bilgen çok mübarektir demiş Sayın Ahmet Ünlü hocamız için. Domuz etinde ne zarar gördünüz anlamak zor. Balkon yumurta kahvaltıda mis gibi yazmış Bertalk. Bilmiyorum vallahi ben hiç yemedim. Başka King Lokos Rus lobisi satrancı tekelleştirmek için Cübbeli Hoca üzerinden mi Türkiye üzerine komplo kuruluyor demiş. Onu açıkladık. Ha değil mi? Şii ekseni. Dışa vurumudur yani. Satrancı Çinliler bulmuş abi bu arada. Hayır. Sayın hayır. Mahir hayır, yıl olamaz. 47'nin iddiası. Şii oyunudur bu. King günah mı demişler hocam? Efendim? King. Tabii Yunan. Eros'un bulduğu bir oyun. Tamam peki. Salep düşmanlığı nedendir? Yerli ve milli bir içecek demişler. Ama sezonluktur. Sezonluktur. Edisonculukla ilgili mercenin gülmüş buna. Edisonist dış güçlerden bahsetmiş Bilgehan yine. Nerede mum? O zaman yayını mumla yapın da göreyim demiş Ozan Güler. Yaparız haftaya da öyle yaparız. Kimse bizim gücümüzü test etmeye kalkmasın. Çetin Bey anti Tesla'cı mı demişler? Ya Tesla zaten iyi bir adam olsa kendisine faydası olur. Çetin abi asker saati Casio takarak militarizm mesajı mı veriyor demiş. Casio değil ya hocam. Bir dakika pardon. Sen bu arada o lafı söylemedim. Reklama falan giriyordu. Reklam çıkmaz. Çıkmaz değil mi? Tisot hocam tisot. Evet. Acaba Çetin hocamızın mütezile ile problemi var mı demişler. Alaka. Benim kimseyle bir problemim yok. Bizim kimseyle bir problemimiz biraz yok. Biraz kader mısra olur ya bak. Evet. O da çok üstüme geldiği için. Evet o da çok üstüme geldiği için. Vallahi bugün kendisinin bir kitabına rastladım ama sahafta. Keşke gitseydim. Vallahi adını unuttum kitabı. Bomba diye atardım. Çetin abi John Berger öldü. Allah rahmet eylesin. Kendisini sen çok seversin. Evet. İstersen birkaç kelam onunla ilgili et. Şimdi sen de biliyorsun ki o konuşma sana ait ama ben yapacağım senin yerine. Senin yaptın. Araştırmalar sonucunda evet. Benim... Ha evet evet John pardon Berger'den. Bir dakika. Hocam istersen
Programdan önce ezber çalışalım. Evet, doğru. Şimdi Çetin Bey zamanında, John Berger'i çok sever. Zamanında nüfus müdürlüğüne gidiyor. Hala seviyorum. Hala seviyorum. Zamanı değil, cümleyi yanlış kullanıyorum. Hala çok sever. Zamanında bu sevgisini daha da pekiştirmek için nüfus müdürlüğüne gidip adını John Berger olarak değiştirme talebinde bulunmuş. Fakat o dönemler, şu an serbest ama o dönemler yabancı isimler, Hans, John gibi Michael isimler verilemediği için ona John Berger ismini önermişler. O da sinirlenip değiştirmemiş, değil mi hocam? Kabullenemedim açıkçası. Kabullenemediniz. Neden John'a John demeyelim de John diyelim? Bir de John çok kısa bir isim. Ben Can ismini hiç sevmem, açık söyleyeyim. Hocam ama Can isminde de sevenlerim, sevdiklerimiz, tamam, programı izleyenler var hocam. Ben Can ismini de çok severim ayrıca. Çok, hocam bravo. Bilim özür diler kardeşim. Mükemmel bir geri çekilişti. Aynen. Şimdi John Berger gerçekten mükemmel felsefe, mükemmel sanat eleştirileri. Hayır, çok yeterli olmasa da resimler yapmıştır. Bu resim ona mı ait hocam? Bu resim ona ait. Evet. Sağ olsun Ruşen hocam bizi kırmadı. Bu gece son uçakla hallemedip kullemedip bunu getirtti. Sağ olsun, gördüğünüz gibi bu resimde çok postmodern olmuş. Görme biçimleri var. Evet, görme biçimleri. Oradan baktığında başka bir şey görürsün. Şuradan baktığında başka bir şey. Buradan baktığında başka bir şey. Evet. John Berger bu kadardır. Teşekkür ederim. Çetin abi... Şimdi sen sevdiğin konulara gelelim. Ya niye böyle beni şey böyle şey halkın önüne atıcı tavırlar, senin sevdiğin konulara gelelimler falan. Yok, dostlarımı sana rahattım. Çetin abi, Küba meclisi aldığı bir kararla Fidel Castro'nun adının sokaklara, caddelere verilmesini yasaklamış. Heykelinin yapılmasını da yasaklamış. Ne diyorsun buna? Ne diyorsun buna? Çok net söyleyeceğim. Adamın parası yok. Demokratiklik ayağına... Böyle yapmışlar. Şimdi bugün bir tunçun kilosu, dökümün evet, kilosu kaç para? Aynen, onu indir, onu as bilmem dökecek ne. Dökecek bir ton. Bir de sokak Fidel isimlerinde de tabela masrafı var. Tabii. Fidel abi de Allah rahmet eylesin. Çok kilolu bir insan. Tabii. Kaç kilo döküm gider ona? Vallahi öyle. Mustafa Kemal gibi, sırrım gibi bir değildi ki. Doğru. Çetin abi, İzlanda'da 1980'in ilk bebeği, 2017'nin ilk bebeğini doğurmuş. Evet. Avrupa nerelere gidiyor ki işte. 37 yaşında, bayağı da geç bir yaşta. Pardon, ben 17 sanmıştım da oradan laf sokacaktım. 1980, 2017 hocam, evet. Çok şok oldum ya, nasıl oluyor ki işte çocuk sahibi oldum. Evet, 37. Hocam... Matematiğim zayıf demiştim. Bu arada ciddi sıkıntılar var. Özellikle İngiltere'de genç anneler çok ciddi problem. 12'ye kadar inmiş durumda. Maalesef. Onlar da çözmeye çalışıyor o meseleyi. O zaman İngiltere'de en az 3 çocuk yapılıyordu demek. Vallahi. 12'de başlıyorlarsa. Vallahi bilmiyorum. 12'de başlayıp sonra bir daha yapmıyor da olabilirler. Yani. O da olabilir tabii. Batı. Evet. Batı bilimsel. Vallahi İzlandalı anneyi tebrik edelim. Babayı da tebrik edelim. Evet. 2017 inşallah böyle mutlu haberlerle devam eder diyelim. Eskiden rekor kitapları çıkardı. Evet. Tuhaf olaylar kitapları. Kesinlikle. Çıksaydı bunu yazardılar. Hürriyet gazetesi verirdi. Aynen. Vay be. İnsan o siyah beyaz günleri de özlüyor bazen bir Çetin abi. Yani Turgut Bey'i, Muhammed Gandhi'yi, Benazir Bhutto'yu, Metin Ali Feyyaz'ı. Tabii aynen. Lütfen Dilmen'in gençliğini. Kesinlikle. Hayırlısı sever olsun Çetin abi hakkımızda. Ha? Senin için yaptım bunları. Çok teşekkür ederim. Ha. Hayırlısı Allah'tan diyelim. Muhakkak. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.